Ekonomi olarak belirlenmiş. Siz ne olarak görüyorsunuz? Ekonomi mi? Kadınların biraz egoistliği diyelim buna. Bak ben de kadınım. Aslında evet doğru. Biraz şey mi, cadılık mı yapıyorsun? Cadılıkla ilgisi yok aslında. Çocuklar biraz fazla mı uzadı? Yok, aslında onunla da ilgisi yok. Annelerin yetiştirdiği kızlar artık çok farklı oluyor. Evet. Çünkü o anneyi de bir anne yetiştiriyor. Anne aslında bizi annelerimiz çok farklı yetiştiriyor. Bizi daha evcil, mütevazi. Ama biz kızlarımızı farklı şekilde yetiştiriyoruz. Niye biliyor musunuz? Çünkü artık bu şeye uymamız gerekiyor. Evet, çok farklı oluyor. Eğer bu olmazsa diyor, boşanırsın kızım, başkası olabilir diyor. Bak samimi aile de bunu destekleyince. Tabii ki. Yani illa tabii ki kötü bir evlilik olursa boşanması, evliliği de olması lazım. Yani ona, o da hak, o da helal yani. Ona da bir şey demiyorum. Ama anneler evlilikleri artık tamamen şey algıladılar. Yani bu maddiyata çok vuruluyor. Bu zamanda biz yurt dışında diyeyim, bir evlilik 30-40-50 bin euroya mal olmaz. Hala bu isteklerin bitmesi lazım. Eski kültür, eskiden bir odaya evleniyorduk, 10 bilezik alıyorlardı, bir köstek alıyorlardı, iş bitiyordu. Daha da eskiden kilosu kadar altın istiyorlardı hatta. Ya o zaman zayıftık. Şimdi şişmanladı kızlarımız. Hayır, şimdi şaka bir yana. Karnı çekti içinden. Şimdi şaka bir yana da çok istekler var. Erkeklerimiz bunun artık hakkından gelemiyor. Yani çünkü niçin biliyorsunuz mu? Evlilik meselesi bak, içine girdi mi? Evim var mı, arabam var mı? Başta iki soru. Tamam yani. Öyle de bakın, eskiden herkesin bir televizyonu vardı. Herkesin bir odası, bir sobası vardı. Anlatabiliyor muyum? Giderlerimiz çok azdı. Şimdi hendiler, küçükten A'dan Z'ye hendilerimiz var. Televizyonlar internetli. Evlerimiz hep lüks olacak. Perdelerimiz, her şeyimiz. Eskiden diyelim kaynana bir cama alıyordu. Şimdi bütün cama istiyor. Aslında o kadar çok şeyler var ki anlatılacak. Yani bunu erkek tarafı nasıl karşılasın? Bu sefer de yapamayınca kadınlarımız daha egoist olabiliyor bu konuda. Ama erkek ne yapsın? O kadar çalışabiliyor. Sen onunla evlendin. Sen onu gezerken biliyordun zaten ne kadar kazandığını. Diyelim asgari ücret bir alan adam ne kadar kredi yapabilir? İle yaşayabilir mi? Onun da bir ödemesi i̇şte var. Onu diyorum ya, ne kadar yapabilir? Patlayacak bu iş belli ya. Şimdi 2800 galiba değil mi Türkiye'de? 2890 aynen. Tamam hadi 2900 diyelim. 3000 diyelim. Tamam da hadi 3000 olsun. Ama burada İstanbul'da diyelim kiralar daha farklıymış herhalde. Şimdi beyefendi 2000 lira verecekse o parayla sana o lüksü nasıl versin? Çoğu kadınlarımız da çalışmak istemiyor. Ne olacak? Bak kızım çalışıyor, ben çalışıyorum, eşim çalışıyor, oğlum senelerdir çalışıyor. Sevgilisi de çalışıyor. Anca böyle bir şeyler yapabilirsin. Hangi ülkedesiniz efendim? Almanya'da ama ben kendimiz Bursa'danız. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Şu an burada mı yaşıyorsun? Yo, tatile geldik buraya. Tatile geldik. Tatile geldik. Ama döviz kuruyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani siz hoşuma gitmiyor aslında. Tamam, bizim için girdiğiniz anda paranız ona katlanıyor ama genel olarak tamam, ekonomiye ve Türk halkına bakarak üzülüyor musunuz? Güzel olabilir ama sizler için, burada yaşayanlar için iyi bir şey değil. Onu da söyleyeyim. Tamam, benim için çok güzel. Ben şimdi diyelim bir yemek yedim, 100 lira tuttu. Sizin için 10 euro. Benim için 10 euroya ben Almanya'da hayatta yiyemem. İmkansız. Ben yani bu yemeği 25 eurodan ya da 30 eurodan başka bir lokantaya gitsem 50-60 eurodan aşağı çıkamam. Bak 50-60 eurodan başlıyor diyorum. Burada benim için 100 lira, ben 3 kere yerim burada. 4 kere yerim hatta, değil mi? Ye, iç, hani her şey. Ama ben sizin için olmaması lazım. Hani burada yaşayanlar bunu hani biraz daha görmesi lazım. Sonra diyorlar ki herkes, yurt dışındakiler, ben görüyorum herkes ama yiyor, içiyor. Tabii ki yiyecek, içecek, gezecek ama kredi kartına dayanılıyor. Bu kredi kartını kim ödüyor? Yine siz ödüyorsunuz. Yani biz gördüğümüz sadece bu dışarıda sizleri. Aynen sizde nasıl ben geziyorsam, bak herkes burada geziyor. Boş boş da gezen var, dolu dolu da gezen var. İş arayan da var. Tabii ki. Olmayan da var. Gezmek için değil. Tabii. Yani bazen morali bozuk insanlar da var. Sizin kendine atıyor. Sizin gönlünüzde yatan bir lider var mı? Bu şu isim olursa başkanlıkta bu gidişatı değiştirebilir. Lider olarak demiyorum ama insan olarak kendimiz bir şeyleri düzeltmemiz lazım. Bir liderin peşine de gezmememiz lazım. Aa bu geldi de 20 senedir de bak yolumuzu yaptı. Bunun yolla iş bitmiyor. Yolla gemiler, arabalar da yürümüyor. Tamam o yola da ben gidiyorum ama bir Bursa'dan kalkıp İstanbul'a geldim mi 400 lirama mal oluyor. Yani anlatabiliyor muyum? Onun da şey olması lazım. Bugün biz geldiğimizden beri İstanbul kartını doldura doldura bir hal olduk. Evet.
Bu insanlar da hep onu dolduruyor. O neyle doluyor? Boşta olmuyor. 40 euro ile doldurduğunuz halde. Ama 10 lira, 5 lira bir hesapladık mı sonra? Marmara'ya biniyorsunuz. Sizin için 80 sent. Aslında değil bile. Değil biraz. 9'dan 6 bizim için. 4 lira galiba. 4 lira 3 kuruş mu ne yani? Benim için hiçbir şey değil yani. Ama demek istediğim lider olarak ya da tapma niyetini yapılmaması lazım. Eğer bir şeyler iyi gitmiyorsa insanların seçim gelince hemen kimi seçeyim dememesi lazım. O zaman herkes kendi şeyini araması lazım hakkına. Hep beraber doğru bir seçim yapılması lazım. Kaçıdır orası? Ben 42 senedir oradayım. 2 senedir. Evet. Kurulu düzeniniz var. Hani burada durumlar düzelse bile dönmezsiniz herhalde. Dönerim canım. Ben memleketimi çok seviyorum. Ne olursa olsun hiç fark etmiyor benim için. Biz zaten onun niyetindeyiz yani. Artık yeter. 52-51 yaşındayım. Röportaj yapıyoruz. Şimdi iki çeşidi var. Biri diyor ki hani ben ülkemin haline üzülüyorum bu durumda olmasına. Tamam. Hani düşsün. Euro daha da düşsün. Yeter ki ekonomisi düzeltin. Bazıları da şöyle bir yorumda bulunuyorlar. Biz Erdoğan'a sırf euroyu daha fazla, keşke bir daha gelişimiz de 15 olsa diye veriyoruz Erdoğan'a oyu. Yok, diyorlar. Öyle bir katkıda bulunmuyorum. Öyle bir düşünceye de sahip değilim. Ben her zaman yurdumun daha güzel yerlere gelmesinden şeyim. Niye benim yani inat uğruna niye ben seçim yapayım? Ama insanlarla bunları ben konuşamıyorum. İnsanlarla konuşup anlatamıyorsun. Bunu sizler daha iyi burada yaşıyorsunuz. Ben oradaki seçmenlere de kızıyorum mesela. Buranın gidişatını oradakiler belirleyemez. Çünkü biz orada yaşıyoruz, siz burada yaşıyorsunuz. Şimdi Avrupa'dan, yurt dışından gelen oyların çoğu AK Parti yönünde. Peki sizce AK Parti değil de muhalefet olsaydı bu oylar, sizce bir yasa çıkarılıp hemen yurt dışındakiler oy kullanmasın diye bir bence yasa çıkarılır mıydı? Çıkarılması lazım bence. Çünkü biz size buradaki yaşam şartlarınızı belirleyemeyiz. O çizgiyi, o yaşam şeyini size veremeyiz biz. Ben buraya geliyorum, bak bir ay kalıyorum ya da 5 gün kalıyorum. İstediğim gibi harcıyorum, yiyorum, içiyorum, geziyorum. Ben sadece o andakini görüyorum. Var Alman vatandaşı. Ama yok, sizin demiyorum. Alman vatandaşlarında da mesela diyelim ki Fransa'da yaşıyor bir Alman vatandaşı. Almanya'da seçim olacağı zaman Fransa'dan oy kullanıyor mu? O bilmiyorum artık nasıl. Şimdi Alman vatandaşı Alman ülkesini, kendi ülkesini kullanıyor tabii ki. Ama Türk vatandaşı tamam da yurt dışında ben yurt dışındaki buradakini belirlememesi lazım bence. Çok teşekkür ederim. Çok bir sağ şey olun. Değil, çok sağ olun. Rica ederim. Olur mu canım? İnşallah güzel bir şeyler demişiktir.